Yani belki dolayısıyla, daha niyetleriniz dolayısıyla var. Onun zaten bunu kabul etmemesi gerekirdi. Avukatlığına dönmesi gerekirdi. Dönmedi. Ben Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımını doğru buluyorum. %60 meselesine gelince tabii ki Kılıçdaroğlu, İlk CHP'liler turda. İlk turda %60, 70, 90 alacaklarını iddia edebilirler. Bu onların haklarıdır. İddia sahibi olmaları bunu gerektirir. Ama ben öyle görmüyorum. Bence bu seçim ikinci sıra kalır. Benim kanaatim o. Okuduğum birçok araştırma iktidar lehine, muhalefet lehine olsun. Fark etmiyor. İki yanlı okuduğum araştırmalar bende bu fikri uyandırıyor. Burada Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın alacağı oyların var. Düşüp düşmeyeceği ya da son hafta nasıl bir değişim göstereceği de kritik. Ya şimdi 13 güne girdik. Daha bundan sonra o düşmez. Yani daha fazla düşmez. Çok kritik hata yapılması lazım. Ama benim kanaatim gördüğüm kadarıyla... Son hafta değişebilir diyor bazı işte, anketçiler. Yok ben şimdi mesela yani önce şunu söyleyeyim. Yani benim birden çok anket mesela Gezici'yi okudum, Konda'yı okudum, efendim... Tim araştırmayı okudum, Optimar'a baktım. Hemen hemen birçok araştırmayı inceledim. Gördüğüm kadarıyla iki cumhurbaşkanı adayı da %45'i geçemiyor benim anladığım kadarıyla. %45 sınırındalar. Bunlar arasında Kılıçdaroğlu'nun 1-2 puan, 2-3 puan önde olduğunu zannediyorum. Yani biri Kılıçdaroğlu %45 ise öbürü Erdoğan %42'dir. Ama ikisi de %45 bandındadır. Ve Muharrem İnce'nin %5'in altında olmadığını, Sinan Oğan'ın %3'ün altında olmadığını zannediyorum. Ama bu değişir mi bilemiyorum. Bugün itibariyle böyle görünüyor. Ve yine bir %10 kadar kararsızlar var. Hmm. Şimdi bir de gitmeyeceğim diyenler var. Var tabii ki. Her zaman vardı onlar. Onun sayısı da biraz fazlalaşıyor. Onu söyleyeyim mi? Şöyle ki yani bugün itibariyle muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu önde ama bu açık ara önde değil. Açık ara bir fark olduğunu zannetmiyorum. Öyle %5-10 farklar iktidar lehine, muhalefet lehine yok. Öyle bir fark olsa kendini gösterir. Ama muhalefet önde. Kemal Kılıçdaroğlu önde. Fakat bu dediğim üzere 2-3 puan gibi bir farka tekabül ediyor. Hmm. Burada sorun şu. Burada vaziyet şu. İktidar Erdoğan kendi şemsiyesi altına toplayabileceği kadar muhafazakar ve milliyetçi oy topladı. Artık yeni bir muhafazakar oy daha yok toplayabileceği. Hmm. Yani yeni bir muhafazakar oy bu arada doğum yapan bir çocuk olursa olur yani. Çünkü bütün milliyetçi muhafazakar oylar fazladan artı DSP burada toplandılar. Fakat Kılıçdaroğlu henüz potansiyelinde maksimuma ulaşmadı. Bence Erdoğan ulaştı. Kılıçdaroğlu'nun daha maksimum sınırlarına gelmediğini düşünüyorum. Neyi kastediyorum? Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ı kastediyorum. Eninde sonunda. Ben şimdi Muharrem İnce'nin kitlesini takip etmeye çalışıyorum. Hesaplarına bakıyorum. Partisini incelemeye çalışıyorum. Muharrem mesela Sakarya, Eskişehir, dün Çorlu, öbür gün Bağcılar. Enteresan bir gençlik kalabalığı topluyor. Yani Bağcılar'da bir yürüyüşü var. Yani sanırsın böyle şey... Film starı. Ve Bağcılar burası. Bu tuhaf yani. Sakarya'da keza öyle. Etrafındaki insanların çoğu liseli ya da liseli, genç. Okuyan ya da okumayan gençler. Ve yapılan araştırmaların birkaçına baktığımda Muharrem İnce'ye kim oy veriyor diye anlamaya çalıştığımda bir Muharrem İnce var. Bir de Muharrem İnceciler var. Bu Muharrem İnceciler Muharrem İnce yaratmadı. Bu Muharrem İnceciler toplanıp, başka yakınlardan toplanıp, hani birden çok derenin bir nehirde buluşması gibi farklı nedenlerle bir araya gelip Muharrem İnce'de toplandılar. Ne olabilir sebebi? Birincisi, bunlar zaten ilk kez oy veriyorlar. Yani ilk kez oy veriyorlar. Hani hep bizim muhalifler, yani yaşlı muhalifler diyelim ve yani deneyimli muhalifler diyelim. Diyorlar ya 2018'de adam kaçtı, yazı kaçtı falan. Ya bu gençler onu hatırlamıyor bile. Bilmiyor ya. Ki. Umurlarında da değil. Karşılarında bir adam var. Eğlenceli bir fizik öğretmeni. Eğlenceli bir adam yani. İki aday kravatlı. Biraz sıkıcı geliyor onlara. Bürokratik geliyor. Bu gelmiyor yani. Bu gerçekten telefonla kızıyor. Telefonla mesaj atıyor. Ne bileyim yani. Böyle yani o gençlerin sevebileceği bir protesto denk düşüyor. İkincisi her şeyi protesto etme imkanı veriyor. İktidarı da protesto ediyorlar. Muhalefet de hoşlarına gitmiyor. Onları da protesto ediyorlar. Ve Muharrem İnce kitabı biri değil. Twitter'ın timeline'ına göre politika üretiyor. O gün hangi konu varsa ona göre kendi meşrebince paylaşımlar yapıyor. Ve etki ettiği kitle milliyetçi, Atatürkçü bir kitle. 24 yaş altı. Muharrem İnce'ye oy verenlerin %70'i 35 yaş altı. Yarısına yakını 24 bence yaş altı. Bence aynen 25 yaş altı. Etrafına yani. Gördüğünde bu etrafındaki ne kadar oy verebilir? Reşit mi değil mi? Yani 24-25 yaşından altı bence. Fakat bu bir dalga. Yani bu bir dalga.
Ve bu kitleye, mesela Konda araştırmasında bu kitleye sormuşlar. Sinan Oğan'a gelince Sinan Oğan bu kadar genç kitleye hitap etmiyor. Bence daha 30 yaş üstüne hitap ediyor. İYİ Parti ve MHP'den oy alıyor gördüğüm kadarıyla. Eninde sonunda bu kitlenin... Şey sormuşlar dediniz. Konda'da sorulur. Konda, evet. Niye ince diye gençlere sormuşlar. Ne demiş gençler? Şey, öyle bir sorun yok. Sadece profilini tahlil ediyor yani. Az önce söyledim. Hayır, profil gençlere anlatıyor. Sormuşlar dediniz ya. Demediniz mi? Demedim ben. Pardon, dedim, kusura bakmayın. Ben gençleri anlamaya çalışıyorum. Şimdi, da. Onu söylüyorum işte. Sahiplerini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi, bunlar milliyetçi ve milliyetçi Atatürkçü gençler. Tamam. Yani öyle anladım. Muhalefeti de iktidarda eleştirebiliyorlar. Muhalefet diyor ki o HDP'yle beraber iş yapıyor. Ona kızıyor. Yürüyorlar, yani eğleniyorlar, dans zaten ediyorlar. Zaten az etmiyor. Ve bunların hem ince ve hem... o ana destek verenlerin %60-65'in ikinci tercihi Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu o yüzden diyorum maksimum oyuna ulaşmadı. Bir de buradan gelecek olan oyları var. Yani bu ikinci turda. İkinci turda. Ben ikinci turda kalacağını zannediyorum. Anladım. O yüzden defalarca söyledim, burada da tekrara bir gerek görüyorum. Tekrar gerekli görüyorum. Şimdi bir süredir mesela dün Gaziantep 1 Mayıs'ında Memleket Partilerle CHP'liler kavga ettiler. Ne gerek var? Ne gerek var böyle şeylere? Cumhuriyet Halk Partililer ve Memleket Partililer böyle arsa kavgasından kavgalı amcaoğlu gibiler. Böyle olur ya köylerde. Su kavgası, arsa kavgası. Şimdi CHP'nin yaşam alanında CHP'liler yapmıyor. Niye kavga ediyorlar ki yani? Ya, siyasi rekabet. Yıllarca DSP, CHP de öyleydi. Şimdi CHP, SHP. Şimdi şey vardır ya hani bu CHP'nin kendisi değil, yetkili kurullarında kimseler değil. Ama bir CHP'nin yaşam alanında var olan sosyal fenomenler var. Bunlar mesela Twitter'da daha çok öne çıkıyorlar. Bir de Memleket Partisi'ne destek veren fenomenler var. Bunlar arasında sosyal medyada çok gergin bir dil var. Kavga ediyorlar, biri diyor ki sen AK Parti'den para aldın, öbürü diyor ki işte siz diyor Davutoğlu'nun başbakan yapacaksınız falan. Büyük bir kavga dönüyor. Burada bu dilin derhal terk edilmesi gerekir. Bilhassa işte bazı CHP'li fenomenlerin Muharrem İnce'ye dönük, vay sen milyon dolar aldın, sen saraya gittin, senin karının da çantası şu kadar, arabası da... Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar doğru şeyler değil. Hele Muharrem İnce ve taraftarlarını AK Partili diye yaftalamak, AK Parti'den para alıyor diye karalamak hem doğru değil, hem de ikinci turda bu adamların oyunu isteyeceksiniz. Yapmayın bunu. Bu doğru bir yöntem değil. O nedenle bu dilden vazgeçmeleri gerekir. Ama sonuç olarak ikinci tura kaldığında ben... Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını kazanacağını düşünüyorum. Fakat parlamento seçimlerinde muhalefetin, iktidarı muhalefetin bir adım önünde olduğunu zannediyorum. İktidar sahaya, iktidar oy aldığı yerlerde yüksek oy alıyor. Muhalefet daha geniş alanda alıyor. Hmm. Fakat iktidar buna karşılık İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Güney Anadolu'da AK Parti ve MHP %50 üzerinde oy alarak daha çok milletvekili imkan, çıkarma imkanına sahip. Bakanlar buna karşılık, devrede. Buna karşılık muhalefette DEVA, Gelecek, Demokrat Partileri bence onlardan beklenen performans çok altında.